Heidi ve Clara o sabah çok erken kalktı. Clara'nın babası Bay Zeyzaman o gün evine dönecekti. Ve bir telgraf gönderip geleceğini bildirdi. Çabuk olun, Bay Zeyzaman geliyor. Şimdiden mi? Korkunç. Nihayet babam geliyor. Ne kadar iyi olduğuma inanamazsın. Ne kadar mutlu olduğumu bir bilsen Heidi. Merhaba Sebastian. Evinize hoş geldiniz Bay Zeyzaman. Sağ ol Sebastian, sonra konuşuruz. Konuşacak çok şey var. Bu sefer çok uzak kaldınız. Merhaba Linet. Günaydın Bayan Rottenmeier. Evinize hoş geldiniz Bay Zeyzaman. Kızım uykusundan uyandı mı? Tabii ki, hem de saatler önce. Sizi görmek için sabırsızlanıyor. İsviçreli kız da uyandı mı acaba? Son gördüğümde uyanıktı. Bir dakika bekleyin Bay Zeyzaman. Sizi hemen rahatsız etmek zorunda kaldığım için çok özür dilerim ama burada neler çektiğimizi bilemezsiniz. O korkunç yaratık bizi... Önce burada... Clara'yı görmeliyim, sonra konuşuruz. Sebastian, lütfen o ufak bavulu kızımın odasına getirir misin? Baş üstüne Bay Zeyzaman. Clara! Clara! Nihayet sonunda eve döndüm Clara. Dönmeyeceğini düşünmeye başlamıştım baba. Ama Clara... Nereden çıkardın bunu? Hep döndüm ben. Sana bir bakayım lütfen. Hala çok güzel misin? Sana birini tanıtacağım baba. Beni dinlesene. Evet, eskisi kadar güzelsin. Hatta eskisinden de güzelsin. Biraz beni dinle baba. Seni biriyle tanıştıracağım. En yakın arkadaşım bu baba. Bu Heidi. Ya demek küçük Heidi sensin. Heidi, bu babam. Söylediğim gibi değil mi? Seninle tanışabildiğim için çok mutluyum kızım. Merhaba. Kızımla anlaşabiliyor musunuz? Onu iyi tanırım. Başımı az ağrıtmamıştır. Eminim kavga da etmişsinizdir. Sakın pes etme. Clara hep son sözü söyler. Ona bir şeyi bin defa söylersin ve tekrar söylemek zorunda kalırsın. Bunu aklından çıkarma Heidi. Baba, neler diyorsun? Heidi ile niye kavga edelim ki? Evet, daha biz Heidi ile bir kere bile kavga etmedik. Bu doğru mu Heidi? Ne hakkında tartışabiliriz ki? İyi anlaşıyorsunuz galiba. Çok rahatladım. Eğer söyledikleriniz doğruysa ödülü hak ettiniz ikiniz. Neyin var? Niye gelmiyorsun Heidi? Al Clara. Teşekkür ederim baba. Çok teşekkür ederim. Bu da senin Heidi. Bu gerçekten benim. Tabii ki. Başka Heidi var mı? Hayır, bir Heidi var. Teşekkür ederim. Ah, ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel baba. Dünyadaki en güzel bebek. Heidi Bay Zeyzaman'ı daha ilk görüşte sevmişti. Ama sadece bebek yüzünden değil. O kadar basit değil. Bu kız geldiğinden beri her şey alt üst oldu. İpleri tamamen elimden kaçırdım. Hiçbir görgü kuralından haberi yok. Eti bile elleriyle yiyor. Bazen çıldıracağımı sanıyorum. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ya... Sizin söylediğiniz kadar da kötü olamaz. Clara onu çok seviyor. Önemli olan da bu zaten. Bakın, Clara onu sevemeyecek kadar zeki bir kız. Düşünebiliyor musunuz? Evin içine kedi, fare, çalgıcı çocuklar falan getiriyor. Çalgıcı çocuklar mı? Evet, inanılır gibi değil. Kim bilir başının altından daha neler çıkar. Ayrıca Clara'nın kuşunu serbest bıraktı. Sonra her gün ekmek çalıp dolabına sakladı. Bazen ortadan kayboluyor ve kimse nereye gittiğini bilmiyor. Hayır, bu kız baş belası ve hep de öyle kalacak. Acaba bu kız evinde neler yapıyordu? Daha alfabeyi bile tümüyle ezberleyememiş bu kız. Bence bu kızla birkaç tahta noksan onu Clara'dan ayırmamız gerekiyor. Sizce kız normal değil mi yani? Evet, öyle. Bunun için geçerli kanıtlar var. Bazen keçiler daha keçileriyle ilgili saçma sapan şeylerden söz ediyor. Bir düşünün, parmaklarıyla ıslık çalıyor. Bunu Clara'ya öğretmesini son anda önleyebildim. Onun tüm eğitimini mahvediyor. Neler çektiğimizi bir bilseniz.
tümüyle çaresizim. O kızla ne yapacağımı bilemiyorum efendim. Lütfen bana biraz yardım edin. Bebekler için bir isim koymamız gerek. Aa, saçlarını ne kadar da güzel ördün. Nasılsınız kızlar? Eğleniyor musunuz bari? Haydi, lütfen bana mutfaktan bir bardak su getirebilir misin? Lilet yerlerini biliyordur, ona sor. Su soğuk mu olsun? Evet, buz gibi soğuk su olsun lütfen. Anladım, hemen gidiyorum. Evet Clara, sana önemli sorular soracağım, bana gerçekleri söylemeni istiyorum. Haydi de sana garip gelen bir şey fark ettin mi hiç? Yani Bayan Rottenmeier endişeleniyor. Haydi'nin normal olmadığını düşünüyor. Vereceğin cevap çok önemli. Eğer haklıysa onu evine geri göndermeliyiz. Çok normal bir kız. Bayan Rottenmeier'in söyledikleri doğru değil. O Heidi'ye dayanamıyor baba. Öyle mi? Heidi şehirde bir evde yaşamaya alışık değil, anlıyor musun? Bayan Rottenmeier alfabeyi bilemediğini söyledi ama. Bu konuda haklı. Ama bunun sebebi aptal olmasından falan değil. Aklı hep dağlarda baba. Sürekli dağları düşünüyor. Dağları mı düşünüyor? Evet. Burada hiç rahat değil. Dağlara dönmek istiyor. Arkadaşlarını, keçileri özlüyor. Köpeklerle oynayıp büyüyüp babasına yardım etmek istiyor baba. Öyle mi? Demek Sıla hasreti çekiyor. Ben eve dönmesini istemiyorum baba. Onu çok seviyorum. Geldiğinden beri her şey çok güzel baba. Bir gün bile sıkılmadım. Fareleri ve kedileri odama getirirken kötü bir niyeti yoktu. Arkadaşlarıyla beraber olmak istedi. Hayvanları çok seviyor. Lütfen baba, haydi burada kalsın. Ona çok alıştım baba, lütfen. Anlaşılan arkadaş oldunuz ha, öyle mi? Evet. Haydi dünyadaki en iyi arkadaşım. Ne kadar güzel öyküler anlattığını bir bilsen. O gülünce ben de gülüyorum. Hele bir köpek taklidi var ki. Anlatamam sana baba. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Lütfen baba, haydi burada kalsın. Haydi burada kalacak galiba. Fakat karar vermeden diğerlerini sormak istiyorum. Hepsi bu kızım. Aa Sebastian, küçük kızı yanıma gönder lütfen. Peki. Mutfakta bir yerde olmalı. Bana su alması için yollamıştım. Oralarda. Biliyorum. Sağ ol, bir iyilik yap ve önlüğümün cebine koy. Peki. Koydum. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Çok güzel sosisler var. Buralarda soğuk su bulabileceğim bir çeşme biliyor musunuz acaba? Evet biliyorum, oraya gidiyorum, benimle gel. Orada çamaşır mı yıkayacaksın? Tabii ki öyle, başka ne yapabilirim, ağaç mı dikeyim? Sırtımın ne kadar ağrıdığını bir bilsen. Hiç boşuna öne geçme. Burada sıra var. Halini görecektiniz. Kazana düşmüştü. Gülmekten çatladık. Çok komikti. Bırakın da geçeyim. Çeşmeye ulaşmalıyım. Kendin geçmeye bak. Çeşme şu tarafta olmalı. Tamam. Oh!
biliyorsun. Çocukların burada işi yok. Bu kız nereye kaybolmuş olabilir acaba? Sen şuraya bak, ben de bu tarafa. Bu çocuk bir felaket. Sorun da bu zaten. Kızın sağa solu hiç belli olmuyor. İhtiyacı olan her şey var ama yine de kaçmak için çaba gösteriyor. Buralarda hiç çeşme var mı acaba? Dümdüz git, şurada solda olacak. Düşünsene, adam ayağıma kadar gelip yemeğe davet etti. Merhaba küçük kız. Sana zahmet olmazsa bana biraz su verebilir misin? Tabii ki. Buyurun, bardaktan için efendim. Sağ ol. Oh. Tadı güzel mi? Ya soğukluğu? Çok güzel tadı var. Al kızımı. Hoşçakalın. Güle güle. Küçük kız, suyu nereye götürüyorsun? Bay Zeyzeman'a. Bay Zeyzeman'a mı? Evinde su akmıyor mu onun? Bu kadar yolu su için geliyorsun ama evinde de su var, öyle mi? Böyle suyu yok. Bana su getirmemi söyledi. Buz gibi su istedi. Ben de buldum işte. Selamımı söyle. Umarım yeterince soğuktur. Hoşça kal küçük kız. Seninle tanıştığıma sevindim. Selamımı ilet. Ben de cevabını yapıştırdım. Çocukların patırtı yapmasını istemiyorsanız köpeklerinizi susturmalısınız dedim. İyi dedim değil mi ha? Almak için çıkmış olsaydı çoktan dönmüştü. Kesinlikle eminim bu sefer kaçtı. Tam da sizin geldiğiniz günde. Biraz olsun minnet göstermeliydi. Ah, cömertliğiniz bile onu etkilemedi. İnanın bana, o kız normal değil. O kız çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir kız o. Bütün şehri aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Ah, gördünüz mü şimdi? Onu kendim arayacağım. Ama eğer onu bulursam vay haline. Size yalvarıyorum, gönderin onu. Dayanılacak gibi değil. Sebastian, lütfen arabayı hazırla. Ah! Haydi. Evet. Sadece su mu aldın? Çok uzun sürdü. Önce çeşme bulamadım. Bulduğum çeşmelerde çok fazla insan vardı. Bana izin vermediler. Bu kadar uzun sürdüğü için çok üzgünüm. Ama çeşmedeki adam suyun çok güzel olduğunu söyledi efendim. Teşekkür ederim kızım. Suyum için çok uğraşmışsın anlaşılan. Harika. Yeterince soğuk mu? Yeterince soğuk mu? Evet, hem de çok soğuk.
Bugüne kadar içtiğim en güzel su bu. Bu arada çeşmedeki adam selam söylemeyi unutmamamı söyledi. Çok kibar bir adamdı. At başı bir bastonu vardı efendim. Biliyor musunuz? Kim olabilir acaba? Al Sebastian. Bembeyaz saçları vardı ve çok yaşlıydı. Bana çok nazik davrandı ve güzel bir bastonu vardı. Hatırladınız bu mı? Bu tanım doktora uyuyor. Evet, onun bastonu vardı. Heidi'yi suya yollamana çok şaşırmıştır baba. Düşünebiliyor musun? Bir bardak su için ta şehrin öbür yanına gitmek. Bakalım geldiğinde neler diyecek. Komik olan ne? Niye güldüğünüzü bilmiyorum. Eminim öyledir kızım. Rahatsız etmiyorum ya efendim. Hayır, sizinle zaten konuşacaktım. Heidi'nin kalmasına karar verdim. Senin ne düşündüğünü bilmiyorum doğrusu. Son günlerde Heidi'yi gözlemledim. Bana normal bir çocuk gibi geldi. Ayrıca Clara Heidi'nin kalmasını istiyor. Fakat zorlandığınızı biliyorum bu konuda. Evet, gerçekten çok zorlanıyorum. Son dönemler sizin için çok zor geçti Bayan Rottenmeier. Heidi sizi çok uğraştırdı, bunun farkındayım. Ben yokken işinizi biraz olsun kolaylaştırmak için annemden buraya gelmesini istedim. Size yardımcı olacak. Yani Bayan Z zaman mı gelecek buraya? Evet, gelecek. Bizim ve kızım için yaptıklarınızın farkındayım ve annemin yardım etmesini istiyorum. Hepsi bu Rottenmeier. Ama... Annem çocukları iyi tanır. Gelmesine karşı mısınız yoksa? Hayır, tabii ki karşı değilim. Bu gerçekten çok güzel bir fikir. Annenizin gelmesine niçin karşı olayım efendim? Buna çok sevindim. Annem Heidi ile ilgilenecek. Siz de Clara'ya daha çok vakit ayırabileceksiniz. Teşekkür ederim. Göreceksiniz, bu sefer ben yokken işler yolunda olacak. Nasılsınız kızlar? Bay Seysama, günaydın. İyi uyudunuz mu efendim? Çok iyi uyudum. Günaydın Heidi. Clara, bu kadar üzülme sakın. Son haftalar çok eğlenmedik mi? Söylesene. Hafta değil ki, sadece 10 gün kaldım baba. 2 ay sonra yine geleceğim ve kesin daha çok kalacağım. Sana söz veriyorum. İnan bana. Nasıl olsa sözlerini asla tutmuyorsun. Bana kaç defa daha fazla kalacağını söylemiştin. Ama sonra bavullarını toplayıp buradan gittin. Bu senin suçun değil baba. Çok üzgünüm. Bunları söylememeliydim sana. Söylediklerinde bir parça haklısın ama bu sefer sana bir sürprizim var kızım. Dinle şimdi bak. Büyük anne mi geliyor? Ne zaman geliyor? Ne kadar kalacak? Gerçekten gelecek. Gerçekten gelecek tabii. Ne kadar kalacağını bilmiyorum ama evden çıkmış bile. Gördün mü? Yeniden gülüyorsun işte artık. Çok teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. Hem de çok. Kendine dikkat et lütfen. Haydi, bana dikkat eder. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
sakın üzülmeyin. Tekrar geri geleceğim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal baba. Hoşça kal. Hoşça kal. Baksana Clara. Babanın bahsettiği büyük anne kim söylesene? Tabii ki büyük annem. Kim olacaktı ki? O çok tatlı bir insandır Heidi. Onu gerçekten çok seveceksin. Peter'in de büyük annesi var. Ekmekleri hatırlasana. Büyük annem pasta ekmekleri de çok sever. Ona Peter'in büyük annesinden söz etmelisin Heidi. Eğer hoşlanacaksa tabii. Beyaz ekmek hikayesinden çok hoşlanacak. Gülmeyi çok sever. Haksız mıyım Sebastian? Evet. Espri anlayışı çok gelişmiş bir kadın. Bir keresinde zavallı Linet'in çorbasını saklamış. Sebastian'ın ceketini kollarında dikivermişti. Haydi hadi içeri gel. Bay Kondidat bizi içeride bekliyor. Geliyorum. Büyük annesini çok merak ediyordu. Clara'nın anlattığı gibi miydi acaba? Keşke bir an önce gelseydi. Fakat büyük annenin gelmesine daha vardı. Ve Bay Kandidat'la Bayan Rottenmeier Heidi ile yine başa çıkamadılar. Arada bir aklına çok garip fikirler geliyor ve Clara'ya da çok garip öyküler anlatıyordu. Clara bundan hoşlanıyordu ama Bayan Rottenmeier asla. Fakat büyük anne geldiğinde Clara için bir sürprizi vardı. Hem de daha önce hiç duymadıkları bir şey. Gelin isterseniz bunu da bir dahaki sefere anlatalım. Görüşmek üzere çocuklar.